Şimdi son dönemde YouTube'da kısa videolara daha fazla ağırlık verdim. Haliyle bunlar daha fazla kitlelere ulaşıyor. Avcılıkla alakası olmayan insanların da önüne illaki denk geliyordur. Bu sebepten ötürü de bazı yorumlar alıyoruz. İşte avcılıkla alakalı hani böyle zıt yorumlar, efendime söyleyeyim silahla alakalı. İşte bu hayvanları neden vuruyorsunuz? Bunların canına neden kastediyorsunuz? İşte bunlar ahirette işte size böyle sıkıntı olur tarzında dini yorum yapanlar da var. Yani iş hepten böyle komediye doğru gidiyor maalesef. Şimdi bir kere biz avcılar olarak vergisini ödeyen, herhangi bir sağlık sorunu olmayan, psikolojik sorunu olmayan, sabıka kaydı olmayan örnek vatandaşlarız. Bu elde var bir. Devlet bize bu hakkı vermiş mi? Vermiş. Eyvallah. Gıda olarak doğal olanı istemek bizim hakkımız değil mi? Hakkımız. Yani bunu herkes ister. Peki bu neden rahatsız ediyor insanları? Ben asıl onu merak ediyorum. Sırf yani şu ateşli silahtan ötürü mü oluyor bu iş? Yani azıcık da böyle hümanist olanlar var, o gözle bakanlar maalesef. Hiç hani şey yaşamamış, böyle sıkıntı yaşamamış. Silahın ne olduğunu, ne işe yaradığını, nerede, ne zaman ihtiyacı olacağından bir haber olan maalesef böyle bir kitle var. Dini yönden yorum yapanlar için de şunları tekrar söylemekte fayda var. Bakara suresinde şöyle bir ayet var. Yeryüzündeki her şey insan için yaratılmıştır der. Çok net bir ifade. İkincisi olarak da yine Maide suresinde şöyle bir ifade geçiyor. Yeryüzünde temiz olan her şey sizler için yaratılmıştır. Allah'ın ismiyle av yapın, afiyetle yiyin, haddi aşmayın, Allah'tan sakının diyor. Yani bu kadar net bir ölçü var. Şimdi Allahü Teala bu nimetleri bize verdiği için, bu nimetleri bize helal olarak kıldığı için biz bunlardan istifade edebiliyoruz. Yani bunda dinen hiçbir sakınca yok. Kanunen de bir sakınca yok zaten az önce söylediğim gibi. Bize bu hakkı vermiş devlet. Peki siz niye rahatsız oluyorsunuz? Balık yiyorsun, tavuk yiyorsun, et yiyorsun. Yani herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsun da av etinden niye rahatsız oluyorsun? Yani burada sizi rahatsız eden şey nedir? Yani gerçekten komik oluyor bu durumlar maalesef. Çünkü bizim ülkemizde bilgisi olmadan fikri olan çok insan var maalesef. Biz de bunlarla uğraşmak zorunda kalıyoruz ister istemez. İsteyen istediğini yapsın, söylesin. Bizim yaptığımız işin kanunen de, dinen de hiçbir sakıncası yok. Yani hem yasal hem de hani herhangi bir şey tarafı yok, günah tarafı yok. O yüzden biz bu konuda çok rahatız. İsteyen istediğini söyleyebilir, çok da umurumda değil. Biz yaptığımız işi güzel bir şekilde, temiz bir şekilde yapmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi akşam ezanı okunuyor. Çulluk bekine geçeceğim. Nasip de varsa helal olan şekilde doğal nimetlerden istifade etmeye çalışacağız. Herkese rastgele.